tanesi diker. Yazar, kitap yazar. Manav meyve satar. Siyasetçi kandırır. Bol yalan atar. Yani bazı siyasetçiler tenzih ederim. Tenzih edelim yine de ama siyasetçi genelde budur yani. Kandırır, yalan atar. Şunu yapacağım, bunu edeceğim falan der. Seçim zamanı gelince iş seçildi, ortadan kaybolur falan filan. Yani herkesin neyi iddia ediyorsa onu gerçekleştirdiğinin görülmesi gerektiğinden dolayı Allah da yaratıcı olduğu için işte görüyorsunuz yarattığını bize gösteriyor. Bunu gören görüyor. Kimse insanlar görmeyebilir yani. Dersin ki ya ortalıkta yaratılmış bir şey var. Ne var mesela? Yer var, gök var. Güneş var, ay var, yıldızlar var. Böcekler, çiçekler var, ırmaklar var, dağlar var. Ormanlar var. O kadar çok şey var ki yeryüzünde yaratılmış. Sen yaratma kelimesini kabul etmiyorsan o zaman var edilmiş diyelim. Var edilmiş, varlık sahnesine çıkmış, var olmuş. Var olmakta olan o kadar şey var ki bunlar niye var? Bunları var eden bir var edici olmalı. Bunları yaratan bir yaratıcı olmalı. O yaratıcı kim? Sen dersin ki doğanın kendisi. Doğa kendi kendine var ediyor. Ayrıyeten bir yaratıcı yok. Yaratıcı da doğadır, yaratılan da doğadır. O zaman yaratılan kendini yaratmış oluyor. Yaratılan kendisini nasıl yaratıyor? Hem yaratılmış hem yaratıcı nasıl olunuyor yani? O zaman da orada bir çelişki ortaya çıkıyor. O zaman yaratıcı varsa kendini niye göstermiyor? Onu niye göremiyoruz? Bunlar hepsi teolojik sorulardır. Ucu bucağı bitmez tükenmez teoloji sorularıdır ve bunlar bitmez yani. O zaman insanlar mesela ben yerlere göklere bakıyorum bir var olanlar alemi, yaratılanlar alemi görüyorum. Burada bir yaratma var diyorum yani. Yaratıcıyı göremesen bile burada bir yaratma var kardeşim diyorum. Bir var olma var yani. İster buna dini dille yaratma de istersen var olma de felsefi dille. Bir var olma, bir yaratma, bir oluş var. O zaman bu oluşu olduran kim? Varlığı var eden ne? Yaratmayı yaratan ne? Kendi içinden mi oluyor bu? Hariciden bir güç mü oluyor? Hariciden güç, o güç nerede? Her yere sinmiş vaziyette mi? İçinde mi, dışında mı, ortasında mı, gerisinde mi, evvelinde mi, gerisinde mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in buna verdiği cevap, boş yere aramayın, onu göremezsiniz diyor. Evvelinde mi? Evet. Yaratmanın evvelinde misin sen? Evet. Peki sonunda mısın? Ahirinde misin? Evet. Gördüklerimde misin? Evet. Görmediklerimde misin? Evet. Yani her yerdeyim diyor. Her yerde varlığı var eden bir var edici var diyor. Boş yere de onu görmeye çalışmayın diyor. Bu varlığın içindesiniz. O zaman kendinize bu varoluşun içinde bir anlam verip o anlamı kendin veriyorsun ama. Benim amacım şudur diyorsun. Kötülükleri düzeltmektir diyorsun. Eksiklikleri gidermektir, imar etmektir diyorsun. İnsanları eşit hale getirmektir diyorsun. Efendini köle bırakmamaktır yeryüzünde. Savaşları sona erdirmek diye bak, hepsi anlam yüklüyorsun. Sen diyor o anlamın peşinden koş. Yüklediğiniz bütün anlamlar bütün yolların Roma'ya çıktığı gibi sonunda bana çıkar demiş oluyorsun.